Her şeyi hallettim. Adam şikayetçi olmayacak, merak etme. Umurumda bile değil. Öyle mi öğreneceksin her şeyi? İnsanları korkutup kaçırarak? Efendim? Ne hissediyorsun Harun Aslanlı? İnsanın hayatının yavaş yavaş mahvolması nasılmış? Allah kahretsin! Kimsin sen? Öyle kolayca öğrenemezsin kim olduğunu. İstersem şimdi bitirebilirim bu oyunu. Ama istemiyorum. Sevdiklerini bir bir kaybetmeni isteyeceğim. Benim gibi. Korkak herif! Adamsan çık karşıma! Çok uzakta değilim aslında. Her saniye yanındayım. Aynaya baktığımda oradayım. Senin vicdanın. Seni bulup geberteceğim. Sen mi yapacaksın? Sen kendi bebeğini bile koruyamadın. Ne oluyor Harun? Ne oluyor? Kim bu arayan? Patlama olduğu gün arayan adi herif. Benimle ilgili her şeyi biliyor. Ne dedi sana? Bebeği söyledi. Eda'nın bebeği aldırdığını bile biliyor. Sen ne diyorsun ya? Bunu benden başka birine söyledin mi? Hayır. Hiç kimse bilmiyor. Peki ya Eda? Belki de o söylemiştir birilerine. Gece geç saatlere kadar çalışmana Tolga bir şey demez umarım. Demez. Dese bile başka da çaremiz yok. Her şey için sağ ol Seval. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Biliyorum. Sen de çok iyisin. Gideyim ben. Ev için alışveriş yapacağım biraz. Dur bekle. Otur 2 dakika. Al şunu yanında dursun. Yok sağ ol Seval. Aşk olsun alamam. Eda. Borç diye düşün. Maaşını alınca ödersin. Ne de olsa yarın işe başlıyorsun. Hoş. O iş içime hiç sinmedi. Neden ablandan yardım istemedin? Şirkette sana bir şeyler ayarlardı. Yoksa aranız mı bozuk? Yo, iyi ama... Biliyor musun, geçen gün buraya geldi. Senin doğum gününde Bursa'ya gidip gitmediğimizi sordu bana. Ava'dan bahsetmedin değil mi? Ava mı? Hayır. Söylemedim de... Niye telaşlandın bu kadar? Boş ver. Sen ne dedin onu söyle. Ya o kadar sıkıştırdı ki öyle bir gösteri yokmuş. Biliyorum dedi. Hakkıyla buluştu değil mi diye sordu. Hayır dedim ama bana inanmadı. Demek senden sonra bana geldi. Sen ne dedin ona? Kapatalım bu konuyu artık. Hatırlamak istemiyorum. İyi de ablan niye hala Hakkı meselesini kurcalıyor ki? Bilmiyorum Seval. Bence bütün bunların eniştenle bir ilgisi var. Saçmalama, nereden çıkardın? Derneğe gelip Tolga ile kavga ediyor. Sürekli senin etrafında. Sonra bu gazete haberi. Yalan haber dedim ya. Eda, sizi gördüm. Neden gerçeği söylemiyorsun bana? Eniştenle aranda bir şeyler geçtiği besbelli. Yoksa asılıyor mu sana? Böyle bir şey nasıl düşünürsün? Belki farkında değilsin ama bence herkes böyle düşünüyor. Ablam bile. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Tamam canım. Kızma hemen. İster istemez insanın aklına geliyor işte. Gelmesin. Bir daha böyle saçma sapan şeyler duymak istemiyorum. Eda. Bırak Seval. Eda dur. Kusura bakma. Kaç bakalım. Yakında anlarız neden bu kadar telaşlandığını. Ama önce şu Ava meselesini bir anlayalım da.